Merhaba işte teknisyenleri, ben Erdem Papuççuğan. Bugün Samsung'un 27 inçlik kavisli LED monitörünün incelemesiyle karşınızdayız. Hemen cihazın kod adını da söyleyelim. C27F591FD modelini inceliyoruz. Tabii spesifik olarak en büyük özelliği curved olması. Bu bize 178 derecelik bir görüş açısı sağlıyor. Benim de hem görüş açısı olarak hem de çok şık durduğunu söylemem gerekir. Hani bunu hemen başında belirtelim. Hemen cihazın tasarımıyla başlayalım. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Gerçekten incecik çerçevelere sahip bu cihaz. Daha önce ince çerçevelere sahip olan birkaç model gelmişti monitör olarak. Bu da hani onlardan biri. Ben bunun tasarımda çok büyük şıklık, çok büyük hani bir premium etkisi olduğunu düşünüyorum. Bu cihazda da öyle ama tek sıkıntısı cihaz tamamen plastik yapıda, metal kullanılmamış hem ön hem arka için. Hani plastik materyal kullanılmış, standı da o şekilde. Yani bu biraz beni üzdü çünkü çok ucuz bir monitör değil, yaklaşık 1500'ler işte 1600 lira seviyelerinde bir monitör. O yüzden keşke en azından metal kullanılsaydı ya da fiyatı biraz daha düşük olsaydı, mantıklı olabilirdi. Hemen girişlerinden ve çıkışlarından bahsedelim. DPI'in HDMI, VGA ve işte kulaklık ve mikrofon girişimiz mevcut. Maalesef cihazda bir USB girişi yok. Keşke olsaydı, hani bir direkt hiçbir şeye gerek kalmadan, bir laptopa gerek duymadan USB takıp bir şey izleyebilseydik ama bunu koymamışlar maalesef. Cihazın sol tarafında, sol arka kısmında detaylarda da göreceksiniz. Bir adet tuş bulunuyor. Bu tuşla kontrol ediyoruz. Hem açıp kapama hem HDMI'dan VGA'ya geçiş olsun. Herhangi bir özelliklerini kullanmak için, parlaklığı açıp kısmak için vesaire bu sol taraftaki tuşlu kullanıyoruz. Bunun yanı sıra tasarımın son detayı da şu şekilde hani kalkıp inebilmesi. Bu sağa ve sola olmuyor maalesef. Sadece yukarı ve aşağıda, o da bu kadar oluyor. Yani bu kadar pahalı bir monitörün, yani rakiplerine oranla biraz yukarıda kalan monitörün keşke farklı fonksiyonları da olsaydı, en azından daha kullanışlı olabilirdi ama sadece bu şekilde tercih etmişler. Hemen devam edelim arkadaşlar cihazın teknik özellikleriyle. Full HD bir monitör bu arkadaşlar. 1920x1080 piksel çözünürlüğünde, yani 2K ve 4K gibi bir görüntü çözünürlüğü kullanılmamış burada. Yani eğer daha yüksek çözünürlükler istiyorsanız sizin için başarılı bir alternatif değil ama ben 1080p'nin, yani Full HD'nin başarılı ve yeterli olduğunu düşünüyorum. Bunu hemen belirteyim. İçinde farklı teknolojiler var. İçerisinde Active Crystal Color adlı bir teknoloji var bu cihazın. Samsung'un kendi teknolojisi bu. Renklerinin daha başarılı olmasını yarıyor ve gerçekten de hani kaliteli bir şekilde bunu başardığını görüyorsunuz. Hiçbir sıkıntısı yok. 60 Hz'lik bir cihaz bu monitör. Hani oyun oynayan insanlar için çok yani tercih edebilecek bir monitör mü bilmiyorum ama oyun modu var içinde ve bu oyun modu AMD destekli bir oyun modu. Hani başarılı işler yapıyorsunuz, oyun oynarken bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hani daha büyük ekranlarda oyun oynamak isteyebilirsiniz ama hani 27 inç biraz ortada kalan bir inç. Artık günümüzde 32'lerde daha popüler diyebiliriz aslında. 27 biraz ortada kalıyor ama eğer bu ekran boyutunu seviyorsanız kesinlikle kullanabilirsiniz arkadaşlar. 4.4 kilogramlık bir ağırlığı var. Hafif bir monitör olduğunu söyleyebiliriz. Hani taşıma konusunda hiçbir sıkıntısı yok. Standını takıp çıkartmak da oldukça kolay. Tepkime süresine gelecek olursak 4 milisaniyelik bir tepkime süresi var cihazın. Bunun da başarılı olduğunu hemen belirtelim. Zaten hani fiyatından da bahsediyoruz. Bunların olması gerekir diye düşünüyorum. Dahili bir hoparlörü var aslında. 2 tane hoparlörü var. 5 wattlık, yani toplamda 10 wattlık bir ses gücümüz mevcut. Ortalama bir ses performansı verdiğini söyleyelim. Zaten bir monitör olduğu için çok da aşırı bir ses performansı vermesini beklemek saçma olurdu. O yüzden günü kurtaran bir hoparlör performansı olduğunu söyleyebilirim. Yaklaşık 45 wattlık bir güç tüketimi yapıyor. Hani bu da çok yüksek bir değer değil. O açıdan güzel. Son olarak dediğimiz gibi yaklaşık 1600-1500 lira seviyelerinde bir fiyatı var. Rakiplerinin daha çok 1000 lira seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz ama curved rakibi yok zaten. Kavisli rakip çok az olduğu için, neredeyse olmadığı için hatta. Burada biraz fiyat çıkıyor. Çok güzel bir monitör. Hem kendi şıklığı hem sunduğu görüntüler çok başarılı ama hani monitörler için çok şıklık, premium tasarım çok önemli olmayabilir ama bu cihaz gerçekten premium bir tasarımı size veriyor. Hem tasarımıyla hem sunduğu görüntülerle, her şeyle açıkçası. O açıdan sırf tasarımı için alınabilecek bir cihaz olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi olumsuzlukları, işte bir USB girişi olsaydı gerçekten güzel olurdu. Eğer metal bir tasarım olsaydı yine çok güzel olurdu ama maalesef bunlar konulmamış. Evet arkadaşlar, ürünün artıları eksileri bu yönde. Başka bir incelememizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.